Son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Çukur'un bu hafta yayınlanan bölümünde kelimesi sansürlendi. Sözleri Ömer Hayyam'a ait olan Mehmet Güreli şarkısı Kimse Bilmez'de geçen kelimesinin sansürlenmesi. Seste sorun mu var? Bir çıkmıyor çünkü kelime. Bir deneme yapalım bir daha. Kımız, kahve, çay, menengiç kahvesi, ee, silah, cinayet, boğaz kesme, katliam, şiddet, kadına şiddet, Söyleyemiyoruz madem gösterelim. Tamam bak. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Ahlak anlayışımız muhteşem. Görüyorsunuz. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Mükemmel manzara mükemmel. Netflix'in La Casa de Papel dizisinin ikinci sezonu için hazırladığı fragmanı inceleyen gazeteci Ömer Turan yine büyük oyunu gördü. Ömer Turan Illuminati'nin, Birleşmiş Milletler'in, Masonların, NASA'nın, FBI'ın, CIA'in, UEFA'nın, IMDB'nin, BBG Melih'in yıllarca çalışarak ülkemiz üzerinde kurduğu oyunu bir dakika içinde bozmayı başardı. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Fragmanı izleyen gazetecinin çıkarımları ise şöyle. Müziğinden sloganlarına, kostümünden mekanlara kadar her bir karesi sübliminal mesaj içeriyor. Bu kesinlikle incelenmelidir. Fragmanın yayınladığı site Çukur dizisine vurgu yapıyor. Berlin babamız. Ya bu subliminal bile değil apaçık uluslararası mesaj ya. Hani Berlin'den kasıt malum. E peki darpane? <gülüyor> 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 La Casa da amma boşmuş ha. Ya Netflix anlayamayacağız sandınız değil mi? Gördük ve oyununuzu bozduk. İşte şimdi Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılıyor. Gerçekten yeniden dağıtılıyor. Suudi Arabistan'da 4000 kişinin katıldığı bir İskambil turnuvası başladı. Senin daha iki kağıdın eksik. Çok iyi oynar bu oyunu. Her tarafından kağıt çıkar. Turnuva beraberinde eleştirileri de getirdi. Son dönemde ard arda reformlara imza atan Suudi yetkililerin eleştirilere karşılık olarak beğenmiyorsan yallah Türkiye'ye dediği iddia ediliyor. Yallah şoför yallah ne bekliysen yallah şoför 13. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde en başarılı yerli oyun yazarı dalında Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü'nü alan Bayrak adlı oyun Trakya turnesine çıktı. Tekirdağ'daki gösteriye ellerinde Türk bayraklarıyla giden vatandaşlar oyunun kadına şiddetle alakalı olduğunu görünce salonu terk ettiler. Kadına şiddeti anlatan bir oyunu izlemeye layık görmeyip üstüne bir de hani bayrakla alakalıydı diye tepki gösterdiler. Tepki göstermek güzel şey. Özellikle söz konusu tiyatroysa ve özellikle söz konusu kadınlarsa. Mesela mecliste Çanakkale anması için hazırlanan tiyatro oyununda son anda sahneye çıkartılmayan kadınlar gibi. Tepki göstermek istiyorsanız 2018 yılında kadınların tiyatro sahnesine çıkmasını engelleyenlere tepki gösterin bu ülkede kadınlarımız özgür olursa, güçlü olursa bayraklarımızı alıp gururla izleyeceğimiz nice oyunları da bize sunarlar. Kadınlardan sürekli tahrik olmayın. Kadınlardan böylesine korkmayın. Kadınları yok saymaya kalkmayın. Onlar başarırlar. Başardıkça da bizi bir adım daha öteye taşırlar. Sıradaki haberimiz de Sakarya'dan. Emine Uğur'un hayatını kaybetmesi üzerine kılınan cenaze namazı sonrası ortaya çıkan ihmal yuh, oha, çüş hatta has dedirtti. Emine Uğur'un naaşının morgda unutulduğu ve tabutun boş olduğu son ana kadar fark edilmedi. Boş tabut önce eve götürüldü ve helallik istendi. Ardındansa cenaze namazı kılındı. Mezarlığa gelen kalabalık tabutun kapağını açana dek cenazenin olmazsa olmazı olan naaşın eksikliğini anlamadı. Nasıl bir dikkatsizlikse artık. <laughs> Ha bu haberi aha başka ülkede yaşayamam diye paylaşabilirsiniz. Ben de Türkiye'de sıradan bir gün diye sunabilirim. Normalleştirebiliriz. Gülüp geçebiliriz. Ama yapmayalım. Normalleştirmeyelim. Yaşayanlara saygımız yok eyvallah da bari ölene saygı gösterelim. İşimize saygı gösterelim. Lütfen. Geçtiğimiz günlerde Türk Edebiyatı'nın en değerli isimlerinden birini, Ülkü Tamer'i kaybettik. Şiirleriyle, öyküleriyle, anılarıyla, çevirileriyle, Tiyatro oyunlarıyla, senaryolarıyla hayatımızın her anında bize dokunan Ülkü Tamer'e Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. İyi nişan alırdı kendini Hasan Zenci. içmez ağlardı babası değirmenci. Sizde niye olmasın? Boşanmada birinci. Çok canım sıkılıyor. <laughs> Kuş vuralım istersen. <laughs>